Seçimlerde oyunuz kime diye soruyorum. Bunu açık açık söyleyebilirsek sıkıntı yaratmaz mı bizim adımıza sizce? Vallahi bizim kanalımızda onlarca video var. Hiç kimsenin başına bir şey gelmedi. Şöyle söyleyeyim. Ben yıllarca 18 yıl boyunca AK Parti'ye oy verdim. Allah şahit. Tayyip Erdoğan'ı da çok severdim şahsi olarak da. Çok işler de yaptı. Ama son bu dönemler çok büyük sıkıntılar yaşadı insanlar. Ekonomik olarak. Bazıları diyecek ki ekonomik olarak mı sattınız? Hayır. Bizi unuttuğu için, sıkıntı yaşattığı için. Bak ben bir kiracıyım. Bugün ben haciz yedim bir vatandaş olarak. Tayyip Erdoğan hükümeti şu an tabakayı düşünmüyor. Konuşuyor ama icraat yapmıyor. O yüzden çok büyük sıkıntı yaşıyor insanlar. Kendilerine gelmeleri için belediye seçimlerinde hayatımda CHP'nin kapısının önünden geçmeyen İmamoğlu'na attım. Sırf kendine gelsin, dengesini kaybetmişsin diye. Ama baktım kendisine gelmedi. Artık bu saatten sonra ne olacağı Allah bilir ama onun için çok büyük sıkıntı. Zaten vatandaşı düşünmüyor. Peki 18 yıl boyunca desteklediğiniz için pişman oldunuz mu? Son dönem hariç attığım o zamana kadar pişman olmadım. Son 10-12 yıl çok iyi işler yaptı. Büyük hedefleri vardı. Büyük yatırımlar yaptı. Bu ülkede çok büyük eserler bıraktı. Ama eserleri şu an kendisi sıkıntıya soktu. Hani bir eser yaparsın, eserin baki kalır tarihte. Ama şu an o eserler yavaş yavaş gidiyor. Mesela bu yani. Peki beğendiğiniz başka birisi var mı? Kimi istersiniz? Ben şimdi altılı masa diye bir şey var. İnsanların, benim yaşım şu an 41-42'ye giriyorum. Zamanında 99'da Ecevitleri, Erbakanları vesaire bunları gördü. Bunlardan çok büyük sıkıntılar çekti halk, vatandaş. Neden çekti? Koalisyonlar hiçbirisi aynı fikirde olamadığı için. Milletin şu an tek düşüncesi koalisyonda kimin ne diyeceği, kimin çok söz alacağı ve bu ülke için bir şey yapacağı korkusu yaşıyor. Şu an ekonomik olarak ülke iyi değil. Vatandaşın, özellikle tabanın büyük bir beklentisi var değişmesi için. Çünkü niye? Tabana şu an inilmiyor. Bu ülkede Tayyip Erdoğan yapan ve lider yapan tabandır. Ama taban unutuldu. İnşallah ki bundan sonraki sistemde Tayyip Erdoğan giderse, bunu ben bilemem. Ben bir vatandaşım, bir oyum vardır. Atarım. Ama eğer ki Tayyip Erdoğan giderse, Tayyip Erdoğan sonra gelecek adam aynı yola giderse, bu da en fazla 4 yıl yaşar, 4 yıl sonra onu da değiştiririz. İnşallah ki vatandaşlar için, özellikle devletimiz için doğru an yapalım. İnsanların bir çeşitlisi şu, bugün HDP ve işi, bugün AK Parti de HDP ile belli bir süre çalıştı. Eleştiriyorlar ama onlar da çalıştı. Biz HDP'yi bir Kürt partisi olarak görmüyoruz. HDP eğer ki bir parti olduğunu iddia ediyorsa, vatan için mücadele etmek istiyorsa belli bir yeri kıyaslamayacak ve belli bir yeri platforma koymayacak kendini. Türkiye için konuşacak ve şu ağızdan çıkacak PKK. Eğer ki millete seslenmek istiyorsan genel olarak ben bir vatandaş olarak HDP'ye de atarım, başkasına da atarım. Ama bu kafayla HDP'ye ben oy atmam. Çünkü o sistemden çıkması lazım. İnşallah ki koalisyon içinde vardır yoktur. Bu tartışılıyor. Eğer ki gelecek koalisyon seçilirse, eğer ki bunun içerisinde teröristlere destek sağlanırsa çok büyük sıkıntı olur. İnşallah ki bizim korkularımız gerçekleşmez, bu vatandaş kazanır yani. HDP kendi adayını çıkartacağını söyledi. Ancak tabii ki şu anda Millet İttifakı'nda bir adayı yok. Millet İttifakı da sonuçta tek bir aday çıkartacak. Bir koalisyon hükümeti olmayacak. O CHP'den kişiye çıkacak. Oyunuz olur mu? O kişiye oyum olur mu? Ben bu düzendeysem, bu sıkıntıları çekiyorsam ve yıllarca AK Parti'ye oy verdiysem herhangi bir insana verebilirim. Bu cevabım açıktır size. Niye vermeyeyim? O da benim vatandaşım değil mi? Eğer ki vatandaş için mücadele edeceğini bileyim. Gayipten haberi Allah verir. Önümüzdeki günü Allah bilir. Sahneyi Allah bilir. Biz Türk milleti olarak Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i bütün hepsini içine alarak biz milletiz. Bunu bir Türklük olarak söylemiyorum. Vatanı için mücadele eden benim kardeşimdir. Amenna. Ben her zaman şunu söylüyorum. Vatanı için mücadele eden her insana oy atarım. Partilerin tek bir toplumu değil de bütün ülkeyi kucaklaması gerektiğini söylüyor. Muhakkak. Yoksa o da aynı şekilde 99'daki gibi, 96'dan 99'daki gibi sıkıntı yaşanır. Koalisyon hiçbir şeye yaramaz. O zaman da bu ülke yine kaybetmeye devam eder. Size de soralım. Bana bir şey sormak istersen ben de doğruyu konuşayım. Bak ben hiç kimseye ayrım yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her partiye oy verebilirim. Burada bir sıkıntı yok. Sıkıntım ben 1980'den evvelki dönemi de biliyorum. Beni koalisyona kimse götürmesin. Ben koalisyon istemiyorum. Koalisyonu istemesin, arkadaşın dediği gibi ülkem için mücadele eden herkese oy veririm. Şu anda sistem zaten buna el vermiyor. Tek bir cumhurbaşkanı oluyor. Şimdi tamam, bundan daha iyi aday çıkarsa rahat bir şekilde verebilirim. Var mı beğendiğiniz birisi? Şimdilik kararsın bakalım. İleride bir daha görüşürüz. Adayı bekleyeceksiniz. İşte evet, adayı bir görelim bakalım değil mi? Şimdi hakikaten vatansever, düzgün bir aday çıkarsa niye vermeyeyim ki? Vermem diye bir şey yok. Benim için Türkiye Cumhuriyeti partilerinin hepsi aynıdır. Bu ülke için çalışıyorsa eğer, çalıştığına inanıyorsam veririm.
Yalnız ben koalisyon istemiyorum. Adayı da bir görelim. Doğru konuşun. Görmeden gitti. Dereyi görmeden paçayı sıvayamam. Bir şey söyleyemem. Teşekkür ederim. Size sorayım, oy kullanıyor musunuz gençler? İlk oyumuzu kullanacağız inşallah i̇lk bu seçimde. Evet. İlk oyunuz olacak. Evet. Kim olacak ilk oyunuz? Valla şu an ilk oyumuz, yani doğal afet başımıza geldi. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerimiz de çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bunu da görmüş olduk. Tabii ki de Cumhurbaşkanımıza tekrardan kullanacağız inşallah. Ailemizin peki, de önerdiği gibi. Bu deprem mi etkiledi yoksa aileniz mi? Yani deprem olsun, darbe olsun, hani her türlü şeyde altından kalktı Cumhurbaşkanımız. Halkımızın sayesinde, bir nevi Cumhurbaşkanımızın sayesinde. Yine tekrardan Cumhurbaşkanımıza oy vermeyi düşünüyoruz. En iyi yönlendiren kişi oydu ve bu zamandan sonra da en iyi şekilde yönlendireceğine inanıyorum. O yüzden başka ben hükümet gördünüz mü? Görmedik evet, ama şu anda yaptığı her şey çok mükemmel. Şu her şeyden memnunum. Evet, ben her şekilde memnunum. Allah ondan razı olsun diyorum gerçekten. Ben razıyım ondan ve ben tekrar ona oyum kullanacağım yani. Peki bu kararınızı ailelerinizin etkisi var mı? Hayır, yok. Ailelerimiz zaten, annem farklı düşünüyor, babam farklı düşünüyor bizde. Ben tarafsızım, her zaman tarafsız olmayı tercih ediyorum. Arkadaşlar da o şekil tarafsız olmalarını rica ediyorum. Yani günlük olaylara baktığımız zaman zaten mantıklı olarak Cumhurbaşkanımıza oy vermek mantıken daha mantıklı. Hangi günlük olaylar? Günlük olaylar, atıyorum mesela bundan eskiden, yine eskiye döneceğim mecbur örnek vermek amacıyla. Okullara atıyorum kapalı bayanlar alınmıyordu, değil mi? Doğrudur, belki siz bilirsiniz. Bugün kapalı bayanlar okula alınabiliyor, en basit örnek. Yani 25 sene kadar önce yapılan bir şey için hala Erdoğan diyor. Evet, hala Erdoğan. Bizden daha kötü ülkeler de var şu an ekonomik olarak. Ekonomik olarak da çok iyiyiz. Bakın ben burada geziyorum. Her türlü mağazadan her türlü kıyafetimi de alırım. Param da var çok şükür. Alamayanlar olduğunu düşünmüyor musun? Alamayan çalıştım merkez alır. Çalıştım mı şu an herkese de iş var. Asgari ücretin de limiti arttığı için herkesin alabileceğine inanıyorum. Şöyle, eksikleri olduğunu düşünüyorum elbette ki, ama şu an önce mükemmel demiştin. Ya tabii ki, ama eksikleri olabilir. Ama bu her insanda var. Hiçbirimiz kusursuz değiliz ki. Sen kusursuz musun mesela? Değilsin. Ben değilim. Hiçbirimiz değiliz. Onun değil. Elbette ki hataları olabilir, ama ben dediğim gibi şu anda en iyi yönetebilecek insana vermek istiyorum. O da onun olduğunu düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Oyunuz kime diye soracağım. AK Parti. Oyunuzu soruyorum. Kim olacak? AKP. Neden AKP? Seviyorum yani, düzgün biri olana kadar. O. Başka kimse yok diyorsun. Yok. Ne? Sizin oyunuz kim? Tabii ki CHP yani. Neden CHP? Başka kimse yok onların dediği gibi. Onlar da aynı şeyi söylediler. Onlar demeye devam etsinler. Tabii ki CHP. Yani başka kimse yok benim için. Aday olarak kimi istiyorsunuz? Yani aday olarak başta kim varsa onu isterim. Kim arkadaşım? Tabii ki. Yani diğer kimseyi istemem. Onu isterim yani. Hani bugün bir Ekrem İmamoğlu veya diğerlerinin gelmesini istemiyorum. Ekrem İmamoğlu da tabii ki bizim için çok değerli, ama tabii ki şu anda baştaki de çok önemli. Kimseyi ezip de bir üstün olamaz. O yüzden bizim için Kemal Kılıçdaroğlu yani. Sırayla diyorsun. Sırayla tabii ki. Daha emektar bir insan. Daha çok emek vermiş bu işe. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel olacak inşallah. Sağ olun. Seçimlerde oyunuz kime? HDP. Neden HDP? Öyle, kendi ben de bir Kürt vatandaş olarak HDP'ye vermeyi düşünüyorum. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP aday göstermezse kimi desteklersiniz? CHP, Ekrem İmamoğlu. CHP, Ekrem İmamoğlu. Evet. Kılıçdaroğlu aday olursa? O da olsun. Fark etmez. Evet. Seçimlerde oyunuz kime olacak? Recep Tayyip Erdoğan, reise. Neden? Seviyoruz. Allah'ın adamı bizim adamımız. Ondan başka aram. Neden benim aram? Benim ahiretten de bir de sloganım var. Kendi uydurduğum bir sloganım var. Cehennem bustursa da iblis imana dahi gelse dahi Recep Tayyip Erdoğan ölümüne. Neden peki o kadar? Seviyoruz. Seviyoruz. Sevdiğiniz için. Daha, evet, daha. Tabii ki Allah'a ne kadar. Şahsım, ailem, eşrafım Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Ölümüne diyoruz. 15 Temmuz'da bunu perçinledi. Hiçbir yerde, nereye olsa olsa, sosyal medyada dahi olsa hiçbir şekilde davamızdan vazgeçmeyiz. Çünkü vatan, millet, Sakarya, Recep Tayyip Erdoğan bir numara. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Seçimlerde oyununuzu soruyorum. Kim olacak? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'a. Neden peki? Çünkü en iyisi. Başka kimse olmadığı için mi? Ya mutlaka ülkesine hizmet anlamında daha iyi yapan birisini bulursak ona vereceğiz. Şu anda o. O yüzden ona vereceğiz. Seçimleri soruyoruz. Oy kullanacak mısınız? Ben kullanacağım. Kime oyunuz? Normalde ben MHP'liyim. Yani yıllarca MHP'ye oy verdik. Ama yani çok da memnun değilim şu anki gidişattan. Cumhur İttifakı adayı olan Erdoğan'a oy verir misiniz? Normal şartlarda vermem, ama yani karşısında bir adam olmadı. Yani bir onun gibi lider olmadığı için. Yok, ama kimse bakacak. Ya var da çıkartmıyorlar. Mansur Yavaş gibi bir adam olsa veririm. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir insan olsa. Bugünleri gördükleri için zaten öldürdüler onu da. Onu da çok iyi biliyoruz. Alternatifsiz bırakıldı Türkiye. Ama şu an Erdoğan'dan başka iyisi yok. Daha iyisi yani, yok diyorsun. Eğer iyi bir aday çıkarsa değişebilir yani. Çünkü alternatif olmadığı için zaten sıkıntı. Yoksa bir şeyi yok. Oyunuz kime diye soracağım, çok basit. AK Parti. Neden AK Parti?
Güvenimiz var. Güveniyoruz yani. Memnun musunuz yönetimden? Memnunuz. Bir sıkıntımız yok bizim. Sizin oyuncusun? AK Parti. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Yani bu zamana kadar onunla başladık. Onunla da sonunu getirmek istiyoruz. Ölene kadar mı son yani dediğimiz? Süre ne kadar? Bir 600-700 sene diye düşünüyoruz. Yani. 600-700 sene inşallah. Osmanlı ölümsüzlük varsa. Ölümsüzlük. AK Parti'den ziyade şöyle söyleyeyim. Bizimkisi Recep Tayyip Erdoğan yani. Hani bugün oradan gitse biz AK Parti'ye oy vermeyiz yani. Evet. Bizimkisi başka bir şey. Erdoğan'a oy veriyorsun. Partiyi yani değiştirse de yani başka bir parti kursa biz yine aynı devam edeceğiz. Yönetimden memnun musun? Yani yönetimden derken memnunuz ya Allah'a şükür. Bir sıkıntı yok. Oyunuz kime diye soruyorum seçimlerde. Aa, hiç konuşmasak. Belli mi? Teşekkür ederim. Yok şu an belli değil. Teşekkür ederim. Oyunuz kime seçimlerde? HDP. HDP neden? AK Parti biliyorsunuz yani milletin halini görüyorsunuz işte. Yani millet ne bileyim işte yani ekonomi durumunu biliyorsunuz. Deprem olduğu zaman yani kimse gitmedi yardıma. CHP gitti mesela yardıma gittiler. İşte yani gördüğünüz gibi mesela AK Parti gitmedi yani. Hala milleti suçluyorlar. Bayağı küfür ediyor. Recep Tayyip Erdoğan millete küfür ediyor gördüğünüz gibi. Yani biz HDP'yi seçiyoruz yani. Peki HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkartmazsa? Valla onu bilmiyorum. Olmazsa biz CHP. Ondan sonra CHP olacak. Çünkü onlar, biz ne bileyim abi, işte, Türkiye'nin halini görüyorsun. Her gün süsle zam gelir. Yani millet ekonomi krizini görüyorsunuz. Yani ben CHP'yi HDP'yi seçiyorum. İkisinden birisi. Aynen. Sizin oyunuz kime? HDP. Sizin? Aynen. Aynı sebepler. Aynen. Ya biz Cumhurbaşkanı olduğumuz için HDP'yi seçiyoruz yani. Çünkü biliyoruz HDP yani. HDP. Peki HDP adayı çıkartmazsa Kılıçdaroğlu'nu destekler misiniz? Tabii ki. Mesela bunu her zaman destekleriz. Mesela HDP olmasa CHP. Kime olacak oyunuz? CHP. CHP. Neden CHP? Güvenilir, güvendiğimiz bir parti. Muhalefet yani. Aday olarak kimi istiyorsunuz? Ben Ekrem İmamoğlu'nu isterdim. Neden İmamoğlu? Dediğim gibi yani güvendiğimiz insan, yaptıkları ortada. Çalmıyor en azından. Kılıçdaroğlu aday olursa? Aynı şey. Fark etmez yani. Yok, fark etmez. Yeter ki CHP olsun, AK Parti olmasın. Yayınlayın. Kesinlikle değişsin. İstemiyoruz artık, yeter. Yayınlayacaksanız depremde de neler olduğunu biliyoruz. Tutuklasınlar beni, ne yapayım yani. Tabii ki yayınlayacağız, izlersiniz. Teşekkür ediyorum. Oyunuz kim olacak seçimlerden? Oyunu? Ben sana sorsam kime kullanacaksın? Ben cevap vermiyorum, o yüzden size soruyorum. Ha, öyle mi? AK Parti'de başka var mı şu an sen? Tayyip'te başka bir adam var mı Türkiye'de şu an? Yok mu kimse? 6-7 tane var bir masada toplanmışlar. Tamam, biri altında, altısı masanın üstünde. Altısı da denenmiş, alttaki de denenmiş. Hepsi Türkiye'nin aleyhine çalışan, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyen insanlar. Onlar gelirse yıkılır mı Türkiye? Yıkılmasa dahi bile mahvolur. Onların hepsine sor, anası babası kim? Türk müdür, yabancı mıdır? Önemli misin? Niye önemli değil ki? Sen anan, baban Hristiyan olsa sen kime hizmet edersin? He? Hristiyan hizmet edersin. Yani dine göre oy veriyorsun. Hayır. Ermeni olsa Ermeni hizmet edersin. Sen Türk'e hizmet eder misin? Türk'e hizmet etmezsin. Ermeni sen Ermeni edersin. Türk sen Türk'e hizmet edersin. Erdoğan'dan eminiz ama. Erdoğan yaptıklarına bir baksan görsen ama sen gençsin. Ne anlayacaksın ki 20 sene önce? Doğru söylüyorsun. Nereden biliyorsunuz benim ne anlayıp ne anlamadığımı? Anlamazsın. Anlar. Avasa tünelini, Marmara'yı, havaalanını niye yapıyorsun dediler havaalanına. Baksana. Sonra ben şu Şii'ye bir hastane yapılmış. Nereydi o? Başakşehir'e. Ben gittim bir hasta için, hastalık için vardım ne varam. 6 senede, 6 ayda yapılmış. Ben 6 sene geçsem hastaneyi tanıyamam. Hiç belli değil. Ben şu anda bir şeyler düşünmeye çalışıyorum. Yani aklımda şu anda bir şey gelmiyor yani. Öyle kilitlendik yani. Kimse yok diyorsun. Yani kimse yok. Seçimleri soruyorum. Oyunuz kime? Hiç ilgilenmiyorum. Ya oy kullanmıyor musunuz? Yok. Sayın abi terli sordum da 160 lira. 160 bin lira bir terli. Nereye kullanacağım? Kime kullanacağım? Oy kullanınca değişmez mi sizce? Değişmez. Daha kötü olur. Daha da kötü. Daha da kötü. Daha çok artar. Ben öyle diyorum. Siz ne diyorsunuz? Oyunuz kime seçimlerde? AK Parti. Oyunuz kime seçimlerde? Zamanı gelince görürüz. Belli değil mi? Oyunuz kime seçimlerde? Erdoğan. Neden Erdoğan? Her şey için. Mükemmel mi? Mükemmel değil ama memnun. Her şey için çok memnunum. Seçimlerde oyunuz kime? Vallahi seçimlerde oyunuz çok güzel bir soru sordunuz. Kime verelim? Ben de karar vermedim. Ama tabii ki de İmamoğlu. İmamoğlu aday olur mu? Niye olmasın, olursa veririz. En olmazsa? Sevdiğim. Olmazsa onun partisinden kimse ona vereceğiz tabii. Millet İttifakı diyorsunuz. Tabii ki de. Neden her şey, peki? Her şey çok güzel olacak ha. Ben buna inanıyorum. Değişsin diyorsunuz. Değişsin. Yani yeter yani değil mi? Bugün kiralar olmuş 5-10 milyar. Asgari ücrete geçinebiliyor musun? Geçinemiyorsun. Faturalardan haberin var mı? Yok. Çünkü onların bir eli yağda bir eli balda. Sarayda yaşamak güzel. Ekonomik sebepler belirleyici olacak değil mi? Tabii ki lan. Yani şu anki duruma baktığınız zaman her şey ekonomi. Oyunuz kime diye soruyorum. Erdoğan'a. Kararsızım ya. Hiçbir kararım yok. Yok mu beğendiğin kimse? Yok ya. Senin
var mı? Ne var mı? Oy kullanacağım birisi. Var, Ümit Özdağ. Ümit Özdağ, neden Ümit Özdağ? Ya, ülkemiz için daha yararlı olacağını düşünüyorum. Hangi açılardan? Yani, mültecileri göndereceği için ülkede ekonomik ben daha iyi gideceğimiz ve hem milletçe daha iyi olacağını düşünüyorum. Eski Türkiye'ye geri döneceğini düşünüyorum. Diğer muhalefet liderleri gönderemez mi? Ya göndereceğine inanmıyorum. Onlar daha çok bakmayı seviyorlar. Ümit Özdağ'a inanıyorsun. Tabii. Zafer'e inanıyoruz. Bu yolda gideceğiz. Zafer'e giden yoldayız. Sen Ümit Özdağ diyor arkadaşın, katılıyor musun? Katılayım ya. Kararsızım ben. Şu an kime vereceğimi bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemem. Size sorayım. Oyunuz kime olacak seçimlerde? Valla hiç kimseye. Hiç kimseye. Oyunuz kime seçimlerde? Oyumuz muhalefete. Muhalefete. Neden peki? Memnun değiliz bu yönetimden. Ya işte yeter artık. Kim olursa mı aday? Kim olursa. Oyunuzu soruyorum seçimlerde kim olacak diye. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü adalet istiyoruz. Zaten olanları görüyoruz ülkede. Ayrışmamak istiyoruz. Özgürlük istiyoruz. O yüzden. Değişsin istiyoruz. Evet. Kimi aday olarak görmek istersiniz? Mansur Yavaş. Kılıçdaroğlu aday olursa? Yine veririz ama bazı şeylerin değişmesini istiyoruz. Genel parti olarak. Içinde de parti içinde de evet. Bazı şeyleri yanlış görüyoruz. Ama genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi. Seçimlerde oyunuz kim olacak diye soruyorum. HDP'ye. Neden HDP'ye? Çünkü şu anda gördüğüm kadarıyla deprem bölgesinde en aktif çalışan oluşum yani. O yüzden. Yani peki, diğerleri HDP... şu anda siyaseti konuşmayan tek parti. Peki HDP'nin aday olabileceği kişi şu anda hapiste, sizce başka birini desteklerler mi? Bakacağız. Bakacağız. Kimi desteklerlerse bakacağız. Oy verir misiniz? Tabii ki. Gençler 18 yaşında mısınız? Evet. O zaman size sorayım. Ne? Seçimlerde ilk oyunuz mu? Evet. Kim olacak oyunuz? Memleket, Muharrem İnce. Muharrem İnce neden? Öyle bakalım inşallah. Niye öyle? Beğeniyor muyuz? Seviyor muyuz? Evet. Hangi yönü? Ya bence doğruyu konuşuyor her zaman. Mantıklı yani. Diğer siyasetçilere göre daha iyi buluyor. Sen katılıyor musun? Ya valla biz Trakyalıyız. Bizim tüm sülalemiz CHP'li. Biz CHP'den devam. CHP. Evet aynen. Biz o zihniyetteyiz. Ha, devam diyorsun. Devam. Kimi aday olarak istersin? Yani aday olarak Mansur Yavaş'la da Ekrem İmamoğlu'nu istiyoruz ama Kılıçdaroğlu olursa bilmiyorum, o zaman bakabiliriz yani. Bir düşünecek misin? Aynen. O zaman bir düşüneceğiz bakalım. Muharrem İnce'ye mi kayarsın? Yani evet, Muharrem İnce ya da işte Ümit Özdağ falan olabilir. Sizin oyunuz kime seçimlerde? Hı? Seçimlerde oyunuz kime? Tayyip Erdoğan'a. Neden Erdoğan? Erdoğan. Onu biz de onda gideriz, onda geliriz. Oyunuz kim olacak seçimlerde? AK Parti. Neden AK Parti? Canım öyle istiyor çünkü. Size sorayım, oyunuz kime seçimde? Bilmiyorum kızım kime. Düşünmedik de. Belli değil mi hiç? Belli değil. Seçimlerde oyunuz kime olacak? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Hoşumuz o gidiyor. Beğeniyorsunuz. Tabii. Siz? Biz de aynı, büyük lider. Yani Türkiye'yi 2002'den bu zamana kadar çok büyük geliştirmesi oldu. SİHA'lar, İHA'lar, başka neler. Memnunsunuz yani yönetimden. Memnunuz tabii. Tabii herkesin ufak tefek eksiği vardır tabii ama. Elimizdeki o şimdi. İyi olan yok, başka yok. Olsa değerlendireceğiz. İyisi bulursa tabii onda başka, onun alternatif olsa değerlendirebilir. Şu anda yok diyorsun. Şu anda yok. Peki, size soralım, buyurun. Oyunuz kime? Oyum HDP'ye tabii ki de. Neden HDP? Kürdüm HDP veriyorum. Kendi partimi tutuyorum. HDP Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkartmazsa o zaman kime oy verirsiniz? Çıkartmazsa oyumu yakacağım. Kimseye vermem HDP başka. Desteklediği bir parti olursa? Desteklediği bir parti olursa biz de destekleriz tabii. Ama anladığım kadarıyla Demirtaş'ın kararıyla hareket ediliyor değil mi? Aynen. Demirtaş olsa zaten hangi partide de olursa biz Demirtaş'a veririz. Başkasına vermeyiz yani. Size de soralım, oyunuz kime? Oyum padişaha. Padişah. Kim padişah? Padişahımız var ya, diktatör. Padişahımız. Neden ona? Memleket biraz daha yıkılsın. Sizin oyunuz kime? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Çok sevdiğimiz için, çünkü adalet yaptığı için. Adaletli diyorsunuz. Evet. Katılıyor musunuz? Aynen öyle. Adaletli olduğu için Erdoğan. Aynen öyle. Ondan başka adam yok ki. Hiç kimse yok yani 80 hiç milyondan. Hiç kimse yok bence. Böyle. Bugüne gelen yani bütün başkanların içinde birinci diyebilirim. Çünkü önceleri de gördük. Önceleri de gördük. Çok şeyler yaşadık. Ama tabii ki Tayyip Erdoğan. Ondan başkası demeyeceğim yani. Aha, neden Erdoğan? Neden mi? Yani nedeni çok açık ve net değil mi? Çocuklarımızın geleceği. Sizin için açık ve net olanı merak ediyorum. Benim için açık ve yani net olanı şu, ben çocuklarımın geleceğini o adama dayamışım yani. Çünkü biliyorum sağlam ve dik duruşu. Çocuklarım da onun arkasında sağlam ve dik bir duruşta gideceğini de biliyorum. Örneğin bak benim ailem Hatay'dan geldi. Depremzedeler. Şu an onlara hani diyorlar ya, depremzedelere hiçbir şey yapılmıyor, hiçbir imkan sağlanmıyor. Özellikle de Hatay için söylediler. Hatay için söylemişlerdi ya. Hayır, şu an Hatay'a da her tür imkan yapılıyor. Başarına her tür imkan da sağlanılıyor.
her şey yapılıyor. Benim ailemin bir kısmı burada, bir kısmı Hatay İskenderun olmasına rağmen her ihtiyaçları görülüyor. Yani çadırsa çadır yardımları yapıldı, gıdaysa gıda yardımları yapıldı, üst başsa üst baş yardımları yapıldı. Hani böyle bağırıp çıkıyorlar diyorlar işte depremzedelere hiçbir şey yapılmıyor, hiçbir şey edilmiyor. Hepsi yalan. Çünkü ben bir depremzede ailesiyim şu an. Ancak bunu depremzedeler de söylüyorlar. Ya onların içinde satılmış insan çok yok mu? Satıldıkları için mi böyle söylüyorlar? Herhalde yani açık ve net. Yani yalan söylüyorlar diyorsunuz. Peki siz Hatay'dan geldiniz. Evet Hatay'dan geldim. Hatay'dan geldim. Evet, orada devletten yardım mı gördünüz? Evet yardım gördüm. Şöyle orada devletten en başta hani dediler ya depremzedeleri kimse kurtarmıyor, kimse çıkarmıyor. Evet ilk etapta mesela AFAD falan yetişemedi. Çünkü AFAD'ın zaten orada binası bile yerle bir olmuştu. Ama ordumuz sağ olsun ordumuz en başta yetişen ordumuz oldu. Sizin binanız yıkıldı mı? Ailemin binaları yıkıldı. Hasarlı evet. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. TSK mı yetişti size? Evet. Allah her zaman da başımızdan eksik orada etmesin. Orada kaldınız mı bir süre? Kaldım. Çadırda mı kaldınız? Evet çadırda kaldım. Sağ olsun ordumuz direktmen geldi. Çadırlarımızı da kurdu. Hani Kızılay yetişmeden çadırlarımız kuruldu. Başımızda ordumuz her zaman vardı ve halen var olmaya da devam ediyor. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim.